Mustafa, yorumları da arada takip et. Ses sorunu falan derlerse ona göre müdahale ederim. Twitter mi yazıyorsun? Facebook. Ha, tamam. Evet. O zaman başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Afyon Postası'ndasınız. Afyonkarahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesindesiniz. Ben Nail Azbay. Şu anda hem YouTube, hem Facebook, hem de Twitter üzerinden canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm mecralarda yayına geçmeyi bekliyorum. Bugün önemli bir konuğumuz var. Dün de anons etmiştik aslında Afyon Postası internet gazetemiz üzerinden. Çok merak edilen bir kişi. AK Parti'den, yıllarca AK Parti'de saflarına tanımıştık kendisini. Fakat bugün itibariyle artık Deva Partisi'nde kendisini görüyoruz. Bu noktada çok tartışılan bir isimdi. Kimden bahsediyorum? Hatice Dudu Özkal'dan. Tüm mecralarda yayına başladık. Hemen uzatmadan başlayalım. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Dünya gibiyiz diyelim artık. Aynen, malum hepimiz. Covid-19 süreci herkesi derinden etkiliyor. Siz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz? Kişisel hijyeninize nasıl dikkat ediyorsunuz? Evde misiniz, izole misiniz? Ne durumdasınız? Ne yapıyorsunuz? Evdeyim, izoleyim. Evde yoğun çalışıyoruz. Artık şimdi bu evden, internet üzerinden çalışmak kolay olduğu için mümkün olduğu kadar toplu yerlere gitmiyorum. Gidersem de sosyal mesafe ve işte maske, onlara uyuyorum. O şekilde izole. Şu aşamada bilmiyorum. Allah'a şükür bizim birinci yakın akraba ve çevrede hiç Covid olmadı. Demek ki bayağı iyi izoleyiz. Ne güzel. Allah yaşatmasın. Ben atlattım. Covid-19 sürecini atlattım. Çok şükür. Ayakta atlattım ama şükrediyorum. Bir sorun olmadı çok şükür. Umarım herkes böyle atlatır geçer. İnşallah. Sorulara geçeceğim ama şunu da hatırlatayım değerli takipçiler. Geçtiğimiz programda ses noktasında sorunlar yaşamıştık. Yine ses noktasında ya da herhangi bir görüntü noktasında bir sorun yaşıyorsak lütfen bunu yorumlar bölümüne yazın. Takip edeceğiz. Yeni bir sistem oluşturuyoruz. Bu noktada hani eksiklerimizi mazur görmenizi bekliyoruz. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz bir yorumla karşı karşıya değiliz diye tekrar bakacağım Hatice Hanım. Ondan sonra sorularımıza başlayacağım. Evet. Galiba şu anda bir yorum yok. Ben sorularıma başlayayım. Yine evet, ses noktasında sorun olursa lütfen bizi yorumlarınızla uyarın. Hatice Hanım, herkesin merak ettiği soru. Doğrudan başlayacağım aslında. Sizi biz yıllardır AK Parti'nin kadın kolu olarak başkanı olarak tanıdık. İlgilenmesi üyesi olarak tanıdık. Daha sonra milletvekili olarak tanıdık. Yani AK Parti'nin her aşamasında görev yaptınız. Fakat bir anda partiden ayrıldınız. Şu anda Ali Babacan'ın kurduğu
Deva Partisi'ndesiniz. Çok basit bir soruyla başlayacağım. Neden ayrıldınız AK Parti'den? Evet. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ben Afyon'da Kurucu Kadın Kolları İl Başkanı olarak başladım. Öyle bir inanmışlıkla biz bu işe başladık ve gönlümüzü, yüreğimizi, bedenimizi, her şeyimizi koyduk ki ona göre de gerçekten köy köy, belde belde, mahalle mahalle, her yeri, yani artık sayısını hatırlamadığım kez turladık, anlattık. Mesela ilk başlangıçta ben özellikle bunu çok önemsiyorum, bu hatıramızı. Afyon'un bu yukarı mahallelerinde dahi gittiğimizde Tayyip Erdoğan ismini insanlar tanımıyordu. Sorduğumuzda kadınlar bilmiyordu kim o, ne diyorlardı. Ve ben çalışan kadın ekibe A4 üzerine Tayyip Erdoğan posterleri ve bir de ampul veriyordum. Hem amblem hem Tayyip Erdoğan ismi ve simasını. Ya biz böyle çalıştık. Oradan başladık. Ve 18 yıl bilfiil çok farklı bir emek, inanmışlık, adanmışlık vardı. Yani biz o AK Parti'nin başlangıcında AK Parti'nin iktidar olacağını bilmiyoruz. Yani bir şey bilerek, bir şey hesaplayarak gelmedik. İnanarak geldik ve öyle de emek verdik. Ondan sonra o geldi. Yani çocuğumuz, evimiz bir noktaya kadar birinci sıraya hep o hizmeti, memleket sevdasını öneledik. Ve böyle de çalıştık. Oradan işte dediğiniz gibi Kurucu Kadın Kolu İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Yürütme, ondan sonra İl Genel Meclis Üyeliği, İl Genel Meclisi'nde Grup Başkan Vekilliği. Ondan sonra ben bir de mesela 7 Haziran'da aday adayı oldum, listeye giremedim. Daha sonra vekil oldum. Mecliste de grup yönetiminde görev aldım. Hani her aşamasında, her kademesinde hep gerçekten dişimizle, tırnağımızla, emeğimizle, inancımızla var olduk. Ne değişti sonra? Ve bu şeyin sonucunda da çok farklı bir tecrübe edindik. Yani bu 18 yıllık emeğin sonucunda çok ciddi bir de tecrübe elde ettik. Vekillik bitti. Ondan sonra tabii bu çok yoğun hengame de bitti. Ama şimdi şöyle bir şey, biz Afyon'da hep teşkilatta aktif, bilfiil görev yaptığımız için sandık müşahitlerinde, mahalle temsilcilerinde, herkeste telefonunuz var o zamandan. Onun için herkes sizi arıyor yine, işte şunu mu yapar mısın, bunu mu eder misin? Yani sizin görev sürenizin bitmiş olması, onlar da bu onların işlerini yapma, destek olma, sorunlarını çözme anlamında bitmişliği düşünmüyorlar. Biz yine aynı insanlarla hemhal olmaya devam ettik. Ama ondan sonra öyle bir süreç başladı ki daha fazla sorguladık, daha fazla. Ondan sonra baktık ki yani bu tamamen bir yıl gibi uzun bir süreçte aklım, vicdanım, gerçekten kendimle olan hesaplaşmamda bizim yola çıktığımız 2001'deki AK Parti yok artık. İdeallerimiz, o yani ruhumuz, onlar gitti. Hatta pek çok insan da şöyle tanımlıyor. AK Partililer gitti, AKP'liler doldu, sardı gibi de ifade ediyorlar. Yani bizim 2001'de yola çıktığımız artık AK Parti yok. Ve bu bizi bu iç muhasebeye, hesaba, düşünmeye, bunlara yöneltti. Bu sürecin sonunda... Artık bu hesaplaşmanın sonucunda böyle bir noktaya geldik. Yani bir gün bize Ali Babacan teklif etti, biz de oraya gittik. Böyle bir şey yok. Ne değişti? Yani 2001'deki AK Parti'de ne vardı? Şu anda AK Parti'de ne yok? Yani, sizin muhasebenizde... Kurucular, mesela kurucular yok. Her şey, yani bizim başlangıçta mücadele ettiğimiz tüm şeyler yeniden başladı, geldi. Yani gerçekten kötü yönetiliyor memleket. Bu anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Ekonominin kötülüğünü kim farklı düşünüyor bu konuda? Yani ekonomi iyi diyebilecek bir Allah kulu var mı? Mesela ben Afyonluca özellikle söyleyeyim. Böyle genç esnaflarla böyle oturuyorduk. Diyorlar ki yanıyoruz abla. Yani artık böyle ifade ediyorlar. Ekonomi kötü bile demiyorlar artık. Yani yanıyoruz. Bu boyutta insanlar ve ekonomi herkese değen, dokunan bir şey. Yani bazı konular, mesela düşünce özgürlüğü,
Bir kısım insan önemsemeyebilir. Ama ekonomi öyle değil. Herkese değen, dokunan bir nokta. Herkesin cebine değiyor. O yüzden de ekonomi kötü, ülke gerçekten iyi yönetilmiyor. Bir yığın sıkıntı var. Bütün bunlar artık bizi öyle bir noktaya getirdi ki, yani ben ortak olmamam lazım artık noktasına burada geldik. Olmamam lazım dediniz. Evet. Doğru mu anladım? Yani aktif bir görevim olmasa da olmamam lazım. Aslında ben özellikle şu noktaya çok dikkat çekmek istiyorum. Şimdi rahatlıkla emekli vekil olarak maaşını yiyip sosyal tesisleri kullanıp iktidarın imkanları ve konforuyla çok rahat yaşamak gibi bir yol vardı bizim için. Biz zora talip olduk. Bu iş zor bir yol. Ama bak şu da çok önemli bir detay. İşte ben hep milli görüş çizgisinde birisiyim. Hani devlet memuruydum, o yüzden Refah Partisi'nde aktif bir görevim yoktu. Eşim milli yönetimindeydi zaten. Yani hep milli görüş çizgisindeydik ve hep benim siyasi oyum, yönüm o taraftaydı. AK Parti, Erbakan hocamıza rağmen Tayyip Erdoğan AK Parti'yi kurdu ve biz oradaki yani Refah Partisi, Fazilet, Saadet'teki sıkıntılardan sonra yani dedik evet yeni bir siyaset lazım, daha iyi yönetmemiz lazım. Şimdi de aynı noktadayız. Biz artık ülkenin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Yani ekonominin kötü olduğunu düşünüyoruz ve artık biz diyoruz ki yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir siyasi partiyle, yeniden memleket sevdasıyla yola düşmemiz lazım diyoruz. Yani bu tamamen böyle bir şey. Yoksa bir hesap, kitap, rant öyle olsa emekli vekil olarak devam etmek daha verimli ve rantabıldı. Cumhurbaşkanı değiştiğini düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nın icraatlar noktasında değiştiğini düşünüyor musunuz? Yani 2001'deki Tayyip Erdoğan'la bugünkü Tayyip Erdoğan'ı nasıl buluyorsunuz? Ya mutlaka yani insanoğlu tabii ki değişecek. Yani özellikle bu son cumhurbaşkanlığı sistemiyle yani gerçekten daha bir sıkıntılar büyüdü, yani yüze vurdu. Zaten yani bunu herkes de ifade ediyor, biliyorsunuz metal yorgunluğu. Yani insan bile doğuyor, yaşıyor. Bir şekilde yaşlanıyor yani artık ve biz sadece biraz erken öngördük diyelim. Daha hızlı hareket ettik diyelim. Yani gerçekten Türkiye'de bu anlayışla şeffaf, özgürlükçü, merkezi bir siyasi partiye, ekonomiyi öneleyen bir siyasi partiye cidden ihtiyaç vardı. Niye ekonomi diyoruz? Şu anda ekonomi çok kötüydü, onun için ekonomi diyoruz. Oralara geleceğim. Yani bizim AK Parti ile kafamızdaki kopuş böyle hani Ali Babacan'dan telefon geldi de bıraktık, istifa ettik gibi bir şey değil. Özellikle sizin bu özellikle milletvekilliğinden sonraki o kendinizi dinlemeniz esnasındaki vermiş olduğunuz bir karar. Ve anladığım kadarıyla da AK Parti'nin artık ülkeyi yönetemediğini söylüyorsunuz. Doğru mu anladım? İyi yönetilmediğini düşünüyorum. İyi yönetilmediğini düşünüyorsunuz. İnsan yaşlanır dediniz. Cumhurbaşkanı da artık yaşlandı mı sizce? Yani fiziki yaşını herkes biliyor yani. Genç desen de o yaşta, yaşlı desen de o yaşta yani. Bu bir realite. Peki. Peki geçtiniz. Deva Partisi ile Kurucular Kurulu arasında yer aldınız. Çok tartışıldı. Birlikte yol yürüdünüz, AK Parti'de birlikte yol yürüdünüz. Kişiler neler söyledi? Tepkiler geldi mi? Ya da nasıl tepkiler geldi size? Yani telefonu... Özellikle Burhanettin Bey ne dedi? Milletvekilleri, daha doğrusu Orman ve Su İşleri Bakanımız, eski bakanımız, Veysel Eroğlu ne dedi? Çok merak ediyoruz bu noktada. Ha, yani Afyonlar bunları merak ediyor ama bizim yani Veysel Bey, Burhanettin Bey, onlar hiçbir şey demedi. Görüştünüz mü bu süreçten sonra kendileriyle? Yok, görüşmedik. Hiçbir şey de demediler. Yani mesaj da atmadılar. Öyle bir iletişimimiz olmadı. Ondan sonra bana en yani gerçekten olumsuza yakın diyelim. Çok da böyle olumsuz da değil. Bir elin parmağı kadar mesaj gelmedi. Ama şu oldu, emin olun. Yani hepsi kayıtlı, saklıyorum. Evet, farklı siyasi partilerde olabiliriz ama biz sizin nasıl ilkeli, dürüst birisi olduğunu biliyoruz, saygı duyuyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyen çok fazla AK Partili oldu. Ciddi görevi olanlardan da. Ondan sonra çok şaşıran oldu mu?
Herkes çok şaşırdı. Yani o şaşırma noktasında evet, herkes... Biz de çok şaşırdığımız çok için soruyorum aslında bu soruyu. Yani kimse böyle bir şey beklemiyordu. Herkes gitse o kalır. Çünkü benim inanmışlığımı, adanmışlığımı herkes biliyordu. Ben işte burada hep şunu söylüyorum. Neden AK Parti'den istifa ettin veya neden AK Parti'yi bıraktığın yerine 2001'deki AK Parti mi bugünkü sorusu doğru soru. Yani bunu sormamız lazım. Neden insanlar istifa ediyor? Bunu sorarsak esas yani doğru cevaplara ulaşırız. Neden istifa ediyor peki? Yani içeride bir hep söyleniyor artık. Özellikle birçok köşe yazarı bunu dile getiriyor. İçeride farklı bir yapılaşma olduğu söyleniyor. Böyle bir yapılaşma mı var? Ne diyorsunuz? Artık yani hani devadan sonraki durumu dışarıdan gözlemliyoruz, basından gözlemliyoruz. Ama 2001'deki kurulan bizim ideallerimizle yola çıktığımız AK Parti yok. Onun için de aynen refah, fazilet, saadet o konseptten Tayyip Erdoğan'ın ayrılıp AK Parti'yi kurması gibi bu süreçte de AK Parti'nin yerine yeni, bugünün ihtiyaçlarına, bugünün şartlarına uygun daha yeni bir parti kurulması gerektiğine inandık. Ha, yani bu sürece de özellikle sormadan ben gireyim. Ali Babacan herkesle istişare ediyordu biliyorsunuz. Bir önceki Ramazan yani böyle grup grup 2000 kişiyle falan istişare ettiğini televizyonlarda söylemişti. Ben de bir şekilde davet edildim. Hep vekil grubuydu. Oturduk, istişare ettik. Biz yani Deva Partisi'ni kuralım gibi bir şey değildi bu. Sadece ülkenin mevcut durumu ve bunun düzelmesi için çözüm olarak ne görüyoruz, ne yapılabilir'e kafa yorduk. Ve bunlar üzerine uzun uzun görüştük. Daha sonra bir daha özel kalem aradı, tekrar davet etti. Yine bir 10 vekildik. Yine tekrar görüştük. O günkü konjüktüre göre kanaatlerimizi paylaştık. Ne olabilir, ne gelebilir. Yani yoksa biz bu görüşmelerde asla kurucumuzsunuz, olursunuz, olmazsınız. Böyle bir konu hiç görüşmedik. Sadece ülkeye ait gündemi, memleket meselelerini değerlendirdik. Ve memleketteki sorunlara ilişkin çözüm yolları üzerine kafa yorduk. Ne yapılabilir? Bu ülke daha iyi nasıl yönetilebilir? Bunun üzerine her kanaatlerimizi paylaştık, istişare ettik. Ha, yani kuruculuk teklifi 7-8 Mart'ta kamp vardı. Ondan birkaç gün önce Ali Bey arayarak teklif etti. Yani kuruculuk o zaman oldu. Ama o zamana kadar biz bu istişareleri yaptık. Yani böyle bir teklif geldi, baştan ben orada vardım, böyle bir şey değildi. Bu kuruculuk teklifi 7-8 Mart'tan birkaç gün önce geldi. Ne kadar düşündünüz? Aile bireyleri ne dedi bu esnada? Tabii, ailem %100 desteklerdi. Yani ailem benim zihinsel olarak geldiğim noktayı bildikleri için desteklediler ve arkamda durdular. Sizi AK Parti'de zihinsel olarak yoran şey neydi? En çok kırıldığınız şey ne mesela? Ya gerçekten artık hiçbir konuda hani neresini anlatayım? Hiçbir konuda biz kurduğumuz AK Parti yok artık. Metal yorgunluğu deyin, AKP'lilerin yer alıp AK Partililerin gitmiş olması deyin. Ha bak onu diyordum. Mesela AK Partili olup arayan arkadaşlarım mesela çoğu şunu söyledi. Evet, aynı düşünüyoruz ama biz içeride kalıp mücadeleyi tercih ettik. Kararınıza saygı duyuyoruz diyenler de böyle duyuyor. Yani kimse çok iyi neden bunu yaptın demedi. Biz içeride mücadeleyi tercih ettik, sen farklı bir yöntemi tercih ettin, saygı duyuyoruz dediler. Ve bir de şöyle bir şey, gerçekten yani AK Parti dışında da Afyon'un ileri geleninden çok fazla insan yani liberal, demokrat, ne bileyim artık... adaleti, özgürlüğü önemseyen, merkezde olduğunu düşündüğümüz aklı başına pek çok insan arayıp hayırlı uğurlu olsun dedi. Bunlar bence çok önemliydi. Ha, şimdi insanlar sosyal medyadaki trollerin tepkilerini görünce çok tepki varmış gibi görüyor. Ama inanın bana yani böyle aklı başında hiç kimse böyle bir negatif tepki ifade etmedi. Peki toplumda yine de bazı tepkiler var. Hani ben onlar adına o normalde tepkileri de soracağım. Mesela bir kesim işte milletvekili seçilemediğini ya da aday gösterilmediğiniz için partiden ayrıldığını söylüyor.
Yani başka kesimler başka şeyler söylüyor. Ama sizin partide her ne olursa olsun kalmanız gerektiğini söyleyen çok fazla insan var. Yani Cumhurbaşkanı'yla da çok yakın olduğunuzu ifade ediyorlar. Özellikle oğlunuzun düğününe de bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmişti. Evet. Bu Afyon'da aslında pek çok siyasetçinin yapamadığı bir şey gibi bir durum söz konusu gördüğüm kadarıyla. Herkesin düğününe gelmiyor yani, bu bir kesin. Yani bu eleştirilere ne diyorsunuz? Yani ben gerçekten o süreçte derdim ki yani gerçekten yüreğimde ona ait böyle sevgi, şüphe anlamında en ufak bir lekeyi hazmedemezdim. Yani öyle bir şey yoktu. Ama zaman içinde o kadar böyle sıkıntılar yaşadık, öyle şeyler gördük ki yani duygusal olmamak gerektiğini ve şahsi menfaatlerimizden memleket meselelerinin daha önemli olduğunu ve bu duygusallığımıza rağmen akıllı, mantıklı, memleket için bunu yapmamız gerektiğine ikna olduk. Yani dediğim gibi tekrar söylüyorum, eğer ben işin kolayına kaçsaydım, gezerdim, iktidarın imkanlarıyla daha konformist bir hayat yaşardım. Ben zora talip oldum. Ve ben bunu diyorum ki sadece memleket sevdasından dolayı bu zora talip olduk. İdeallerimizden, ruh, bilinç ve adanmışlığımızdan bunu yaptık. Peki teşkilatta sizi üzen, kıran bir şey oldu mu? Yani buradaki yerel Afyon Karahisar Teşkilatı. Ya hep bu yani teşkilat, insanlar hep aynı şeyler. Tarih tekerrürden ibaret. Çok özel bir şey var diye demiyorum. Zaten yani yaşananların hepsini ben pek çok köşe yazısında falan görüyordum. Herkes biliyor olanları, yaşananları. Hani özel bir şey, spesifik şudur budur demeye gerek yok yani. Peki az önce açtınız biraz, girdiniz ama biraz detaylandırmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sizce faydalı oldu mu ülkeye? Olmadı. Yani biz aslında bunları hani bu sistem gelme aşamasındayken kendi içimizde de çok konuştuk, tartıştık ama faydalarından daha çok zarar getirdi. Yani bu çok sıkıntılı bir yapıya dönüştü. Bence AK Parti'nin içindeki pek çok kişi de aslında bunu böyle düşünüyor. Ama şöyle bir şey, parlamenter sistemle ilgili de sıkıntı var. 80 darbe anayasası parlamenter sistemle yola devam etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ya aslında muhalefetin söylediğini ifade ediyorsunuz. Onlar da güçlendirilmiş, yenilenmiş, revize edilmiş. Bugünün şartlarına göre düzenlenmiş yeni bir parlamenter sistem. Hani bunun üzerinde uzun uzun çalışılır. Daha hani şudur diye çok detaylandırmaya gerek yok. Ama böyle bir parlamenter sisteme gerçekten ihtiyaç var. Peki Deva Partisi'ni biraz konuşalım. Deva Partisi ne buldu Hatice Özkal? Bir, öncelikle kadro hareketi. Ben bunu çok önemsiyorum. Ondan sonra gerçekten istişareye, ortak akla, buna çok önem veren bir yapı. Lider sultasındaki bir konsept yok. Kadro hareketi demekle bunu kastediyorum. Mesela insanların çoğu şunu söylüyor. Artık biz böyle bağıran bir liderden yorulduk. Artık böyle gerçekten devlet adamı konseptinde sessiz, sedasız, uzlaşmacı, herkesi kucaklayan böyle bir artık siyasi partiye ve yönetim şekline ihtiyaç var. Şeffaf ve özellikle demokrasinin, özgürlüğün, insan haklarının sözde değil, pratikte yeniden gözden geçirilerek uygulanabildiği, adaletin, hakkı, hukuk kavramlarının gözden geçirilip yeniden daha farklı algı, yani uygulanabildiği bir yeni bir şeffaf siyasi partiye ihtiyaç vardı ve DEVA da bu konseptle çıktı. Onun için DEVA'nın birinci önceliği ekonomi, ısrarla. Zaten ekonomi konusunda Genel Başkan Ali Babacan'ın dünya üzerinde hani zaten biz diyoruz ki şu anda ekonomi kötü yönetiliyor ve öncelikle DEVA'nın birinci önceliği ekonomi. Yine özellikle DEVA'daki fark genç bir kadro,
gençlere çok önem veriyor. Bu çok önemli ve değerli. Yani çünkü 18 yaşını doldurmuş, çok hızlı, sayısı çok yüksek olan bir genç seçmen kitlesi var. DEVA daha çok yani gençlere yönelik yeni politikalar üretme konusunda çok hassas. Ondan sonra şu aşamada kadın ve gençlik kolları, yan kuruluşlar olmadan bir siyasi yapı var. Ama %35 kadın kotası var. Bunu ben bir kadın olarak çok önemsiyorum. Çok önemli bir rakam. %35 diyorsunuz. Yani nereden evet. baksanız yarıya yakın bir oran. %35 kadın en düşük olabilirse yani %35 sağlanamıyorsa %30, %20 genç, %50'si normal olacak. Ve bu il, ilçe, belde, her yerde pratize edilecek. Kurucularda da bu böyle, yönetimlerde de bu böyle. Yani Ankara'dan beldeye kadar bu böyle uygulanacak. Hatta şöyle bir sınır koyduk. O sayıda kadın orada görev almak isteyen kadın bulunmadıysa da boş koltuk sistemi. O kadar net ve kararlıyız. O zaman kadınlar ve gençler mi egemen olacak? Evet, diye? Evet. Onun için de sadece Afyonkarahisar için değil, tüm Türkiye'de de siyasette var olmak, üretmek isteyen tüm öncelikle kadınları ve gençleri daha yoğun katılımla bekliyoruz. Zaten il teşkilatları, ilçe teşkilatlarında da çok fazla genç ve kadın var. Tam teşkilatı açtınız. Afyon'daki teşkilat ne durumda? Tamamen kuruldu mu şu anda? Çalışmalar başlıyor mu? Bildiğim kadarıyla il başkanlığı... İl başkanımız atandı. Atandı. Bina da oluşturuyor galiba. Bina da kiralandı. İşte iç düzenlemesi yapılıp aktifleşecek. Yönetim kurulu listesini arkadaşlar hazırladılar. Yani şimdi şu anda genel merkezin onayından çıktıktan sonra hani o açıklansın şu anda. Şunu sorayım o zaman. Sizinle birlikte Afyon Teşkilatı'ndan ayrılıp şu anda DEVA Partisi'nin yönetimine girecek bir isim olacak mı? Böyle bir isimle karşılaşacak mıyız? Ha, şimdi biz şöyle çalıştık. Özellikle bunu baştan belirteyim. İnsanlar Ali Babacan parti kuracağım dediği aşamadan itibaren web sitesine başvurularda bulunmuşlar. Devlet memurları bile yazmış. Ve gerçekten tahmininizden çok fazla insan şey yapmış, başvurmuş. Ve özellikle şöyle bir şey, Ali Babacan'ın mesleğinden ve yapısından dolayı mühendis ağırlıklı bir siyasi parti konseptinde. Bir de şöyle, insanların kimisi diyor ki ben teşkilatta görev almak istiyorum. Kimisi diyor ki ben mesela enerji konusunda çalışan birisiyim, bu konuda rapor sunmak isterim. Şu konuda destek olmak isterim. İstatistik çalışıyorum, bu konuda şunu yapabilirim. Yani sadece teşkilat değil. Ve biz tamamen DEVA Web'den başvuranları değerlendirdik. Yani onun dışında siz gelir misiniz, bizimle çalışır mısınız demedik. Bu bir. Yani tamamen oradan gittik. Benimle oradan gelen var mı, olacak mı? Böyle bir şey yok. DEVA Web'den kim başvurduysa onları değerlendirdik. Onlardan zaman ayırabilecek, görev alabilecekleri değerlendirdik. Bir de şunu söyleyeyim. Normalde genel merkez 18 bölgeye ayırdı. Ben yani komisyonlara ayrıldık. Kurucuları bu komisyonlara dağıtıldı. Selma Aliye Kavaf, ben 5 kişilik bir komisyon. Konya, Karaman, Kütahya, Afyon bölgesini çalışıyoruz. Yani bir komisyon bu bölgeyi çalıştı. Ve istişareyle sonuçta genel başkanla istişare edilerek bir noktaya gelindi. İl başkanı atandı. Zaten Türkiye'de 70 il kuruldu. Yani il başkanı atandı. İşte herkes yönetim listelerini hazırlıyor. Genel merkezden onaylatıyor. Hızla ilçeler kurulmaya devam ediyor. Yani teşkilat çalışmaları bu şekilde gidiyor. Onun dışında şeyi de özellikle söylemem lazım. Yani DEVA lansmanını yaptığı gün COVID ile ilgili pandemi süreci başladı. Ama hiç kimse oturmadı bizde. Aynı çalışmaya devam edildi. Sadece fiziksel olarak bir araya gelmedik. Yani tüm çalışmaları Zoom üzerinden, internet üzerinden yaptık. Yani tüm kurullar, komisyonlar hepsi çalışıyor. İstisnasız, hiç aralıksız. Tüm ülke gündemi, o konudaki çözüm önerilerimiz, ne dememiz lazım, ne yapmamız lazım. Ben de eğitim politikaları ve kadın komisyonundayım. Teşkilat olarak da Konya, Karaman, Kütahya, Afyon
bölgesinde olan komisyondayım. Aktif çalışıyoruz ama fiziksel olarak genel merkezde bir araya gelerek çalışmıyoruz. O da pandemiden dolayı mı? Tamamen pandemi nedeniyle. Yani bu şeye çok dikkat ettik. Onun için de ama bundan sonra artık bilmiyorum pandeminin seyrine göre, sürecin seyrine göre alana teşkilatlarımızla daha aktif bir şekilde ineriz. Ali Babacan Afyon'un da eniştesi. Evet. Buraya nasıl bir önem veriyor? Konuştunuz. Yani tabii konuştunuz, tabii her zaman onu. Ne söylüyor? Yani o enişteliğinin farkında, bilincinde ve çok hassas. İşte şu onun kendinin hasta olması oldu. Yoksa en kısa zamanda... Nasıl bu arada konuştunuz mu en son? Tabii tabii. Sağlığı iyi ve en fazla önümüzdeki hafta aktif olarak yeniden çalışmaya başlar diye düşünüyorum. Eşi ondan önce iyileşti, eşi ve çocuğu. Herhalde şimdi biraz iki babalar rahatsız. Ondan dolayı bu hafta biraz onlarla ilgileniyorlar. Kendi iyi, babalarıyla ilgileniyorlar. Yani önümüzdeki haftadan itibaren de aktif yeniden çalışmaya başlar diye düşünüyorum. Peki, sosyal medya olduğu için, mecra olduğu için çok uzatmak istemiyorum ama bir iki sorum kaldı. Biraz bahsettiniz ama kısa kısa bugün Hatice Özkal'ın Türkiye için endişeleri neler? Nelerden dem vuruyorsunuz? Yani ne yanlış gidiyor ülkede? Ne düzelmesi gerekiyor? İlk yapılacak şey ne? Yani ekonominin kötülüğünü yani tartışmaya gerek yok herhalde. Herkes bunun farkında. Hı hı. Dedim ya esnaf yanıyoruz diyor. Hep böyle geçici, palyatif çözümlerle bu iş gidiyor. Ve yani evet... Pandemi üzerine tuz biber oldu. Zaten ekonomi kötüydü. Yani doların, euronun bu kadar yükselişi, altının uçuşu, araba fiyatları, ne bileyim artık neyi konuşalım. Markete gittiğinizde yani en basit bir poşet bir şeye ödediğiniz rakamın ne kadar yüksek olduğu, her şey yani ne bileyim meyvenin bir kilosunu bu kadar fiyata hiç hayatta yememiştik ben bilmiyorum yani bu kadar pahalı olduğunu. Ama üretici de haklı çünkü maliyetleri yüksek. Ekonominin kötülüğünden dolayı biz gerçekten önce ekonomi diyoruz. Bilmiyorum ben ekonomi direkt alanım olmadığı için eksi faiz demesi genel başkanın benim için çok önemli. Yani sadece... Güven, yani ülkeye olan güven, eksi faiz bile, eksi faizli kredi bile bulunabilir diyor. O da çok tuttu biliyorsunuz, bir el şıklatması kadar çabuk, kolay sistemi kurup ekonomiyi düzelteceğiz. Zaten ekonomi rahatladıktan sonra kültürde, sanatta, eğitimde her şey ekonomiye bakıyor. Sağlık, hangi şey parasız oluyor bu dünyada yani? Yani temel mesele, ekonomi, temel sorun ekonomi diyorsunuz. Ama ondan sonra hak, hukuk, adaleti adalet. Nasıl buluyorsunuz? Ya, çok eleştirilen konulardan bir tanesi. Çünkü çok sıkıntılı. Her geçen gün gördüğümüz kadarıyla da adalete olan, hukuka olan güven sarsılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten sarsıldı. Artık hiç kimse hiçbir şeye inanmıyor. Yani mesela pandemiyle ilgili bile diyorlar ki şu kadar kişi deniyor ama ben o kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani sağlıkçı değil, hekim değil ama böyle diyor insanlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Doğru mu rakamlar sizce? Yani ben de biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sürecin yani kontrollü yönetildiğini düşünüyorum. Hani bilinçli. Rakamlarla oynanıyor. Oynandığını düşünüyorum. Yani ekonomist değilim. Bir vatandaş olarak gözlemlerim bunlar benim. Yani ben de öyle düşünüyorum ve işte diyorum ki biz bir ekonomi önceliğimiz, insan hakları, özgürlükler, demokrasi, düşünce özgürlüğü, fırsat eşitliği. Bak bu çok önemli bir konu. Fırsat eşitliği ve biz kimseyle kavga etmeden kendimizi anlatacağız. Diyeceğiz ki biz şunları öneriyoruz. Bunları önemsiyoruz. Şunları şu şekilde düzelteceğiz. Bağırmadan bunları anlatacağız. İnsanlara bunları anlatacağız. İkna olanlarla da yolumuza devam edeceğiz. Ve hedef kitlemiz daha çok genç, kadın. Yani bunlarla daha güçlü bir şey. Tabii özellikle merkezde olmamız çok önemli. Yani biz herkesi kucaklayacağız. Her kesimi. Zengini, fakiri, fikri yapısı, düşünce anlayışı. Yani demokrasiye inanıyorsa, özgürlükçü bir anlayışı varsa
merkezdeki herkes devada olabilir. Biz ısrarla her zaman slogan olarak da bunu diyoruz. Dertlere derman olmaya, deva olmaya geleceğiz. Bu anlayışla yola çıktık. Derdimiz memleket. Daha konformist, daha rahat bir şeye yaşama imkanımız varken biz zora talip olduk. Asla bir hesap, kitap veya ne bileyim işte başka bir şey yok bunun arkasında. İdealistliğimizden ve bu şekilde bir karar verdik ve böyle çıktık. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim özellikle. Ben AK Parti'nin kuruluşunda da alanda çok gezen birisiydim. O dip dalgayı şimdi de görüyorum. Bundan emin olunuz. Nasıl bir dip dalga var? Yani bu 2002'deki... Dip dalga aynen deva için var. Yani insanlar korktuğu için çok dillendirmediği ama çok ızdırap içinde olduğunu, muzdarip olduğunu ifade ediyorlar. Yani aynı dip dalgayı bugün devaya doğru görüyorum. Önemli bir açıklama. Peki şunu nasıl görüyorsunuz? Bir erken seçim olabilir mi? Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Çünkü ekonominin böyle bu halde olması ve diğer sebepleri de ortaya koyarsınız. Bir erken seçim olabilir mi? Yoksa 2023'te mi sizce seçim ben olur? 2023'e kadar gitmez ama benim gönlüm erken seçim olmamasından yana. Neden de? İnsanlar gerçekten seçimden de yoruldu. Evet, şu an çarşıda, pazarda artık seçim gündemi yok. İnsan kendi derdinde. Seçimden pandemi, yoruldu. Ekonomi... Ama yani... siyasetin nabzını ölçen herkes yapılan şeylerin erken seçim sinyali verdiğini, buna bir hazırlık olduğunu hissediyor. Ama ben erken seçim olmasın diyorum. Ama 2023'e kadar da kesinlikle gitmeyeceğini düşünüyorum. Anladım. Özellikle şunu da söyleyeyim. Biz deva olarak yani seçime normal şartlarda girebilecek tüm hazırlıkları yapmak için pandemi şartlarına uyarak, dikkat ederek dijital ortamda yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani hani pandemi var diye bırakmadık. Tüm hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Erken seçim veya normal seçim hazır olmaya hızla emek veriyoruz, çalışıyoruz. İnşallah da olacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sosyal medya olduğu için çok uzatmak istemiyoruz çünkü. Aynen. Bu mecra farklı bir mecra. Kısa özveni programlar yapmaya çalışıyoruz ama yine de uzattık biraz. Olsun, herkesin merak ettiği bir konu ve konuktunuz. Teşekkür ederiz, katkı sundunuz yayınımıza. Evet, Afyon Postası takipçileri, AK Parti saflarından Deva Partisi'ne katılan, Deva Partisi'nin Kurucular Kurulu listesinde yer alan Afyonkarahisar'ın önemli simalarından Hatice Dudu Özkal konuğumuzdu. Neden AK Parti'den Deva Partisi'ne geçtiğini sorduk. Özetle 2001'deki AK Parti ile bugünkü AK Parti'nin farklı olduğunu söyledi ve bu yüzden çeşitli sebeplerini de aktardı. Bunu tekrar biz metinsel olarak haber sitemizde de yer vereceğiz açıklamalarına. Zaman zaman bu şekilde yayınlarımızı sürdüreceğiz. Afyonkarahisar'ın ilk ve tek dijital gazetesi olma yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda da cep telefonlarınızdan mobil uygulamamızı da indirebilir. Afyon'daki tüm gelişmeleri an be an takip edebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin diyelim. Herkese iyi akşamlar dileyelim.